Pet and Lion Pride. Kuzey Kutbu Penguenlerinin Gizemi. Oho, penguenleri seviyorum. Ben de ama ben daha çok seviyorum. İmkansız, ben çok seviyorum. Onlar da yürümeyi çok seviyor. Hey, Aviva, penguen gücü programı nasıl gidiyor? Onunla uğraşıyorum. Oho, hadi Aviva, acele et. Penguenler yürüyor. Biz de katılmak istiyoruz. Öyle hızlı koşuyor değiller ya. Neden yanlarında yürümüyorsun? Şey, denedik. Ama bak ne oluyor. Gördün mü? Penguenler yürümemizden hoşlanmıyor. Penguen değilsen tabii. Hayır. Yardım ederseniz belki bu penguen disklerini daha hızlı yaparız. Yardım ederiz. Evet, penguen gücü elbisesi için her şeyi yaparım. Dayanamıyorum. Penguen elbisesi tasarlamak çok kötü. Bu tasarım olmuyor. Ve penguenler, hiç yardımcı değilsiniz. Penguenlerin yeni bir sumakin tasarlamaya yardım edeceğini de nereden çıkardıysam... ...sizi Güney Kutbu'ndan neden getirdim ki? Kolyemi hemen bırak! Tamam, yeter. Dabio, poz ışını. Evet, Donita. Şu moda fiyaskolarını yolla. Donita, Kuzey Kutbu'ndayız ama penguenler Güney Kutbu'nda yaşar. Kimin umrunda ne fark eder? Kar var, buz var. Yola gitsin. Peki. İyi oldu. Onları Kalahari Çölü'nde indirmediğim için sevinmeliler. Pekala, bakalım burada ne var? Ya sen? Aha. Ve son bir tane. Evet. Evet, doğru. İmparator penguenler dünyanın en büyük penguenleri. Hey, bırak! Çok da kuvvetliymiş. Penguenler uçmaz. Kanatları yüzmek içindir. Tamam dostum. Tanıyorum. Aviva, bekle. Sana gözlemlerimi yolluyorum. Şimdi yükleniyor. Bekliyorum Koki. Harika. Bu diskler için ihtiyacım olan son bilgi parçası. Vay canına. Sizin yardımınızla başardık. Bu harika bir takım çalışmasıydı. Evet, bütün Kret kardeşler takımı çalıştı. Jimmy hariç. Jimmy? Evet. Neden dışarı gelmiyorsun? Ben kutup ayılarından çok korkuyorum. Bugün korkmana gerek yok. Çünkü burada kutup ayısı yok. Antarktika'dayız, Güney Kutbu'nda. Kutup ayıları burada yaşamaz. Kutup ayıları dünyanın diğer ucunda, Kuzey Kutbu'nda yaşar. Evet, yukarıda Arktik bölgede kutup ayılarıyla beraber kutup kurtları, mis gökyüzü, kutup porsuğu, mors ve daha bir sürü şey var. Dünyanın güney ucunda, Antarktika'da ise leopar foku ve penguenler var. 7 farklı penguen türü. Karada yetişkin penguenleri avlayacak yırtıcı yok. Evet. Ve Aviva için bir penguen güç elbisesi yapmak çok kolay oldu. Evet. Evet. Penguen güç kıyafetlerini yapıp programlamak kolay oldu. ne bekliyorsun? Artık penguenlerle yürüyebilirsin. Evet.
penguen güçlerini... Çalıştır! Penguen güç kıyafetinde kahraman gibi gözükmek zor. Hey, penguenleri severim. Ama en dinamik güç kıyafetleri olmadı bu, değil mi? Belki keşfedebileceğimiz gizli güçleri vardır. Şimdilik paytak paytak gidebiliriz. Evet, ve sıcak tutuyor. Oh, penguenler hızlı yürümüyor. Ama uzağa gidiyorlar. Çok uzağa. Doğru. Buradan orası 8 kilometre. Ve bulduğum bir araştırmada imparator penguenlerin 115 kilometre yürüdüğü saptanmış. Vay, bu havalı bir hayvan gücü. Evet, bak. Karnının üstünde kayıyor. Bu eğlenceli bir hayvan gücü. Ve karada hızlı hareket etmek için karınlarında kayıyorlar. Hey, bir fikrim var. Eğer karnımızda kayarsak... denize daha hızlı ulaşabiliriz. Şuradan. Ha, bu harika bir fikir Martin. Sağ ol abi. Şimdiden güzel ve eğlenceli. Penguen güçleri keşfediyoruz. Oh. Vay. Penguen karın kayışı. Evet. Çok hızlı gidiyoruz. Diğer penguenler bunu neden düşünmemiş merak ediyorum. Şu penguenlere çarpacağız. Nasıl duracağız? Çocuklar nasıl duracağız? Penguenler bu yüzden yüksek tepelerden kaymıyor. Bir şey daha. Penguenler uçmaz. Ups, pardon. Bu bizim hatamız. Al! Tamam, sanırım bunu hak ettik biz. Peki, gaga güçlü not aldım. Ama penguen güçlerinin ne olduğunu ancak suya girince öğreneceğiz. Yüzme zamanı! Nereye kayboldular? Şurada. Hey, karada biraz sakar ve yavaş olabilirler. Ama suda penguen güçleri gerçekten süper. Torpil gibi gidiyorlar. Nasıl böyle yüzüyorlar? Kanat çırparak mı? Elbise çalışıyor. Pekala, hadi bunun nasıl çalıştığını inceleyelim. İleri gitmek için kanatları aşağı çırp. Şimdi penguenlerin vücut şeklini anlayabildim. Suda hareket etmek için ince ve aerodinamik. Evet, şuna bak. Kanat çırparken kanatlarını yukarı ve aşağı kıvırarak yön değiştiriyorlar. Kanadı yukarı kıvırmak yukarı gitmeyi sağlıyor. Aşağı kıvırmak aşağı götürüyor. Kanat suda yukarı aşağı hareket etmek için güç ve sürat sağlıyor. Evet. Buzda! Aşağı gitmek için kanatlarını aşağı kıvır. Hala öğrenmemiz gereken şeyler var. Evet, nasıl döndükleri gibi mi? Sanırım arka ayaklarını da kullanıyorlar. Yani yön değiştirmek için hem kanatlarını hem de ayaklarını kullanıyorlar. Tamam, şimdi anladım. Evet. Penguen gibi yüzüyoruz. Yarındayım dostum. Artık öğrendim. Penguen gücü. Ve bunu bir orka ya da leopar fokuyla karşılaşmadan yapmamız iyi oldu. Bunlar penguenleri en çok avlayanlar. Ve penguenleri o çenelerden kurtaran tek şey yüzme güçleri. Biliyor musun, daha önce hiç leopar foku görmedim. Ama görmek isterim sanırım. Hey abi, penguenler de avcı. Bak ne avlıyorlar, şuraya bak. Bir gümüş balığı sürüsü. Şu hareketlere bak. Vay, penguenler suyun altında yemek yiyebilir. Böylece yukarı çıkmadan yemeye devam edebilirler. Çünkü penguenler nefeslerini tam 27 dakika tutabilir. Çok güçlü yüzücüler. Kardeşim aç mısın? Balık mı yeriz?
İstemem ama penguen güçlerimizi geliştirmemiz gerekiyor. Balığı unutalım bence. Düşündüğüm şey mi o? Leopar foku! Çok güzel görünüyor. Çok tehlikeli. Yüz! Uç! Yüz uç! Uç yüz! Kanat çırpmaya devam et Chris! Daha çırpıyorum. Penguen güçleri hızlı ve manevra kabiliyeti yüksek. Ama leopar fokunun güçleri de aynı. Ondan kaçamıyoruz ki. Buzlağına gir kardeşim. Sanırım kurtulduk. Şu penguenleri takip et. Tabii ya, karaya çık. Bu aslında penguenlerin savunması. Güvendeyiz. Ya da değiliz. Hayır. Daha büyük bir kara lazım. Bu taraftan. Orka! Bu hiç bitmeyecek mi? Koki, Aviva, yardım lazım. Çocuklar, karaya çok yaklaştınız. Yüzmeye devam edin. Karayı gördüm. Az kaldı. Yaklaşıyor. Yürü kardeşim, yürü. Yürüyorum. Penguenin paytak yürüyüşü burada süper bir güç oldu. Karada çok hızlı olmayabiliriz. Ama leopar fokundan hızlıyız. Bu kadar hız da bize yeter. İnanılmaz. Bazen leopar fokunun da güvenlik için karaya çıkması gerekiyor. Antarktik denizi tehlikeli bir yer. Antarktika karası güvenli. Karada yırtıcı yok. Penguenler için birebir. Penguenler güney yarım kürede yaşayan canlılardır. Güneyde Antarktika kıtasında 7 tür penguen yaşıyor. Adeli. Sakallı. İmparator. Gentoo. Macaroni. Kral. Ve tepeli. Ama kuzey kutbunda penguen yaşamaz. Neden acaba? Bir saniye çocuklar. Emin misiniz? Az önce kuzeyden, Arktik'ten bir haber aldım. Noah'dan. Merhaba çocuklar. 3 tane penguen buldum. Ama penguenler Arktik'te yaşayamaz. Bunların burada ne işi var? Ne? Hiç mantıklı değil bu. Kuzey kutbunda neden 3 penguen var? Orada oturdukları yerde ördek gibi avlanırlar. Yani ayakta durdukları yerde demek istedim. Hem ördekle alakaları yok. Daha çok albatros, dalgıç kuşu ve fırtına kuşuyla akrabalar. Evet, fırtına kuşları penguenleri avlayan bir türdür. Çok tehlikeliler. Evet, ama güney kutbunda yetişkin imparator penguenlere saldıracak kutup ayısı, kurt ya da porsuk gibi yırtıcılar yoktur. Penguenler bu tip kara yırtıcılarına karşı ne yapacaklarını bilmiyorlar. Haklısın. Oturan ördekten bile kötü. Ayakta duran penguen Arktik'te yalnız. Pek yalnız değiller. Ben varım. Tamam Noah, o tarafa geliyoruz. Biz oraya gelinceye kadar onları saklamak için buzdan bir kale yap, tamam mı? Hemen. Güney kutbundan kuzey kutbuna en çabuk nasıl gideriz? Dünyanın dönüşünü kullanamayız çünkü o doğudan batıya. Bizim güneyden kuzeye gitmemiz lazım. Uzun sürecek. Dörtlü iticinin süratiyle bile. O zaman hemen yola çıkalım. Bekle Arktik, biz geliyoruz. Evet, şimdi bitti. İçeride kalmanız lazım. Geceleri dışarıda kutup ayıları ve kurtlar var. Martin, Chris ve Kret kardeşler sabah buraya gelip sizi eve götürecek. Hava kararıyor. Onun için benim de eve gitmem lazım. Unutmayın, içeride kalın. Koordinatlara ulaşıyoruz. Evet, Arktik'teyiz. Çevresi kıtalarla çevrili donmuş bir deniz. İşte kale orada. Ve Noah. Noah! Merhaba Martin, merhaba Chris. Hey, şu gizemli penguenleri görmemiz gerek. Güzel kale Noah. Sağ ol. Arktik'te penguen göreceğim hiç aklıma gelmezdi. Onlara dışarı çıkın. Sahil güvenli diyorum. Penguen gücü giysin varken daha iyi oluyordu galiba.
Gitmişler. Bakın, penguen izleri. Oh hayır, burada tehlike altındalar. Artık yırtıcıları bulmadan o penguenleri bulmamız gerekiyor. Penguenler dönerse diye sen burada bekle. Kolay gelsin. Teşekkürler. Pekala, yavaş yavaş yürüdükleri halde penguenlerin ne kadar uzağa gidebildiklerini bir hatırlayın. Evet, 115 kilometre ve bütün gece yürümüş olabilirler. Acele etmeliyiz. Evet, işte oradalar. Bulma görevi başarıldı. Hey! Oh, bunlar imparator penguenler. Evet, hadi oraya gidelim. Merhaba penguenler. Eminim açsındır dostum. Şu ceplerden birinde konserve sardalya olacaktı. Ha, işte burada. Tamam. Sana dönücü diyeceğim. Bir sardalya daha al dönücü. Dönücü sardalyaları sevdi. Büyük penguenler her zaman önce yavrularını besler. Martin, bak. Hayır, kutup ayıları. Ve kurtlar. Daha önce Arktik'te kimse penguen görmedi. Bütün yırtıcılar merak ediyor. Ve açlar da. Çabuk, penguen gücü diskini al. Burada, evet. Güç diskini yerleştir. Penguene dokun. Penguen gücü aktif. Bir dakika. Neden böyle yaptık ki? Beladan kurtulmak için her zaman bir hayvan gücünü devreye sokarız çünkü. Evet ama penguen gücü burada ne işimize yarayacak? Penguenlerin karada işe yarar bir gücü yok ki. Hey, hadi gel onları penguen karın üstü kayışıyla biraz şaşırtalım. Kaydır beni kardeşim. Tamam. Süper hızlı disk atma gücümü kullanacağım. Evet. Geliyorum. Dikkat et kardeşim. Dikkat. Hayır. Penguen kurtarmaya. İki penguenin kayması bir penguenin kaymasından iyidir. Kurtarma görevi başarıldı. Aslında kurtarma görevi daha başarılmadı. Daha bu penguenleri Güney Kutbu'na götürmemiz gerekiyor. Hadi herkes toplansın. Sizi eve geri götürüyoruz. Ama hala bu penguenlerin Kuzey Kutbu'na kadar nasıl geldiklerini anlayamadık. Evet. Gerçekten gizemli. Vay! Bu imparator penguenler harika. Yavruları da çok şeker. Aha! Biraz daha sardalya. Pekala, şimdi asıl soru. Bu penguenler Güney Kutbu'ndan Kuzey Kutbu'na nasıl geldi? Ve ikinci soru. O koca Antarktika kıtasının neresinden geldiler? Bakalım herhangi bir ipucu var mı? Geri çekilin. Alif'i izi yok, hamur kırıntısı da yok. Ama, poz ışını kalıntısı buldum. Donita! Alo, ben Dabio. Dabio, ekrana ver şunu. Peki, Donita. Merhaba Donita. Kret kardeşler mi? Neden onları bağladın? Çünkü bilmem. Ne istiyorsunuz? Biz Arktik'te terk ettiğim penguenleri bulduk. Ben yapmadım. Ama poz ışını kalıntısı buldum. Ne olmuş? Penguenler kuzeyde yaşamaz. Arktik onlar için tehlikeli. Ve bize onları aldığın yerin koordinatlarını vermen lazım. Yoksa ne? Oraya geliriz ve seninle takılırız. Beraber tenis oynarız.
Sonra öğle yemeği ve sonra sinemaya gideriz. Ve beraber çok çok eğleniriz. Aa, güzel. Hayır, sağ ol. Onlara koordinatları ver Dabio. Peki Donita. Tamam, burası. Pekala Dönücü, evine hoş geldin. Dönücü. Antarktika'da özgürce yaşayın. Kaplanların yuvası. Hayvan macerasına çıktığında tamamen doğayla bütünleşmelisin. Diğerlerinin görmediği şeyleri görmelisin. Şey, en iyisi sizsiniz çocuklar. Daha anlatın. Bu sahip olman gereken özel bir farkındalık. Biz buna hayvan algısı diyoruz. Gözümüzden hiçbir şey kaçmaz. Hiçbir şey. Hiçbir şey mi? Ne oldu çocuklar? Görünüşe göre sizin şu hayvan algınızın biraz ayarlanması lazım. Evet, bir tane rakun gördüm. Size de göstermek istiyorum. Bakın, hepsi bu. Harika. İyi gördün Aviva. Teşekkür ederim. Aslında kolaydı. Herkes görebilirdi. Martin, sence hayvan algımızı mı kaybettik biz? Olabilir. Yani biz genelde bir şey kaçırmayız. Şaka mı bu? Yine şaşırdık. Merhaba Kret kardeşler. Güzel bir gün değil mi? Daha iyisi olmuştu. Neşelenin. Kötü bir gün sizin gibi iki kaplanı üzmesin, tamam mı? Kaplansınız siz tabii. Yani teşekkür ederim sanırım. Pekala, malikaneye dönme vaktimiz geldi. Biliyorsunuz, benim gibi en iyi moda tasarımcılarının lüks içinde bol vakit geçirmesi ve dinlenmesi lazım. Vay, ben ona pek iyi bir moda tasarımcısı demezdim. Ne de olsa masum hayvanları moda tasarımlarında kullanmaktan hoşlanıyor. Neyse, en azından bir süre malikanesinde oturacakmış. Ama biz oturamayız. Hayvan algımız ne olacak? Bu bir kriz durumu kardeşim. Hemen sonuca varmayalım. Hayvan algılarımızı biraz test etmemiz gerek. Ve hala buna sahip olduğumuzu kendimize kanıtlamalıyız. Aklımıza gelen en büyük sınavla. Kaplanlar! İşte bu. En görünmez makine. Bengal kaplanından daha çok doğaya uyumlu kim var ki? Kimse yok. Eğer bir kaplan bizi bulmadan biz bir kaplan bulabilirsek... Hala hayvan algımız olduğundan emin olabiliriz. Hadi yapalım. Evet. Bengal kaplanları biz geliyoruz. Gördün mü Dabio? Bir kaplan bulmamıza yardım etmelerini sağlayabileceğimizi biliyordum. Tek yapmamız gereken kaplandan bahsetmek oldu. Hemen peşine düştüler. Ne kadar ince düşünmüşsün Donita. Biliyorum. Hindistan. Tamam kardeşim, bunu sadece Kret olarak yapıyoruz. Güç elbisesi yok. Sadece hayvan algımız ve biz. Şimdi neredeymiş bu kaplanlar? Her yerde olabilirler. Yani onun gibi kamuflajlı bir avcı tuzak kurup arkadan atılmayı sever. Bir şey görüyor musun Chris? Chris? Evet. İki surat mı? İnan bana bir Chris suratı yeter de artar bile. Kendin söyledin Martin. Kaplanlar avları bakmazken arkadan atılmayı severler. Onun için kafanın arkasına bir maske takarak kaplanı kandır. Artık arkandan gizlice yaklaşamaz. Çünkü arkam yok. Evet, ama kaplan bizi bulmadan bizim kaplanı bulmamız gerek. Unutma kardeşim. Haklısın kardeşim. Kimin maskeye ihtiyacı var? Bizim yok. Katiyen yok. Ama ne olur ne olmaz bir masken daha var mı? Al bakalım kardeşim. Teşekkürler. Jimmy! Uyan! Kret kardeşleri gördün mü? Gitmişler. Koki de ben de bulamadık ve hayvan podlarına cevap vermiyorlar. Garaja da baktım. Kret kardeşler yok ama uzay podları da gitmiş. Yani gitmişler. Ve bilgisayarlarında bunu buldum. Bengal kaplanları mı? Hindistan haritası mı? Bunun ne demek olduğunu anladın mı? Kaplanlar Hindistan'da yaşar. Sorsanız söylerdim. Jimmy, rotayı Hindistan'a çevir.
Burası güzel bir kaplan yaşam alanına benziyor. Evet. Ama o tarafa nasıl geçeceğiz? Aha. Neyse ki güvenilir şişme botumuzu yanımıza almışım. İyi oldu kardeşim. Gidelim. Vay, orada bir kaplan görmek harika olurdu değil mi? Evet, suyu seven ve iyi bir yüzücü olan büyük vahşi bir kedi. Bu oldukça az rastlanır bir durum. Evet, o kadar iyi yüzücüler ki suyun içinde bile avlarını takip edebiliyorlar. Martin, arkaya bir bakar mısın? Tabii, dur bir saniye. Olmaz, arkaya oturmam. İnsanları tekneden aşağı çeken kaplanlar olduğunu duymuştum. Ben de arkada olmak istemiyorum. Hey, sorun yok kardeşim. Ben kimin arkada oturacağını biliyorum. İşte burada. Tabii ya. Brad, iyi ki çarpışma testi mankenimiz çantamdaymış. Ne olur ne olmaz eğer kaplan bizi önce bulursa. Ki bu olmayacak. Asla olmayacak. Hey, sıkı tutun Brad. Az yolumuz kaldı. Brad? Gitmiş. Aynı şeyi mi düşünüyoruz? Sanırım senin düşündüğünü düşünüyorum. İçimden bir ses kaplan bizi buldu diyor. Ama biz hala bir tane göremedik. Evet, o çizgiler. Ormanın dikey alacalı gölgelerine karışıyor ve kaplanların çok zor görünmesine neden oluyor bu. Ve çok sessiz hareket ediyorlar. Yumuşak patileri ses çıkarmıyor. Bir kaplan, bir tane bulduk. Sanırım o bizi buldu. Hey, ufaklık. Çok sessiz geldin. Güzel kamuflaj. Evet, muhteşem kamuflaj. Hey, sana kamu adını vereceğim. Evet kardeşim, bir kaplan yavrusu bulduğumuz için mutluyum. Ama bunun anlamını biliyorsun değil mi? Onun geldiğini anlayamadık. Sınavımızı başaramadık. Hayvan algımız gitmiş. Hey, nereye gidiyor? Hadi öğrenelim. Vay! Jimmy, dur! Aşağıda. Bu Donita mı? Şu tarafa gittiler Dabio. Peşlerinden gidelim. Peki Donita. Merhaba Donita. Merhaba tatlım. Güzel bir gün. Donita, Kret kardeşleri buralarda gördün mü diye soracaktım. Önemli de. Biz de tam şu an... Kret kardeşler mi? Evet, neden? Az önce gördük. Şu tarafa gittiler. Bu tarafa mı? Kesinlikle. Şu tarafa. Peki. Sağ ol. Çabuk Dabio. Şu tarafa. Kret kardeşleri takip et. Tamam Donita. Wow, çok etkileyici. Bölgesinin kraliçesi. Saklanma ustası. Ona kraliçe gizli diyeceğim. Ve bak, Kamu'nun kız ve erkek kardeşleri var. Gözleri ne güzel. Kaplan yavrularının çok güzel mavi gözleri var. Büyüyünce altın rengine dönüyor. Sana mavi bebek diyeceğim. Sen de minnoş olacaksın. Bu yavrular kaplan hareketlerini geliştirmek için oynuyor. Vay, kraliçe gizli ne yaptığını biliyor olmalı. 3 sağlıklı kaplan yavrusu. Evet, buranın yöneticisi o. Doğayla tam uyumlu. Biliyor musun Martin? Eğer hayvan algımızı geri kazanmamızı sağlayabilecek biri varsa o da budur. Evet. Kaplanın inanılmaz orman farkındalığına ulaşmamız gerekiyor. Hey Brad! Şuna bak. Kürk parçası. Aviva cevap ver. Kaplan izcileri konuşuyor. Cevap ver Aviva. Vakti gelmiştin. Her yerde sizi arıyorduk. Kaplan izcileri mi?
Gerçekten mi? Aslında büyük bir çöküş yaşıyoruz diyebilirsiniz. Yardımınız gerekiyor. Evet, daha çok kaplan gibi olmamız ve kaplan gücünü anlamamız gerek. Yardım edebilir misiniz? Tamam, ederiz. Ama bunu sadece ileride yapacağım buluşlar sizin yeteneklerinize bağlı olduğu için yapıyorum. Ve kaplanları sevdiğimiz için. Sağ ol Koki. Sağ ol Abiba. Harekete geçti. Hadi gidelim. Tamam, şimdilik iyi. Kaplanın bu kadar muhteşem bir avcı olduğuna şaşmamalı. Görme, duyma ve koklama duyguları çok gelişmiş. Çizgilerle ilgili ne buldun Koki? Kamuflaj kaplanın en büyük özelliği. Kürkün altında kaplanın derisinin bile çizgili olduğunu biliyor muydun? Ve her kaplanın kendine özgü çizgileri var. Muhteşem. Hadi bunu elbiseye uygulayalım. Peki Jimmy, pati prototipini test etmeye hazırız. Vay, bu neredeyse yüzüm kadar. Şu anda gizlilik modunda. Bak, pençeler görünmüyor. Sadece sesi boğan yastıklar ve kaplanın adımlarını süper sessiz yapan kürk. Aa, evet. Çok yumuşak. Güzel. Jimmy dikkat, basma. Ağlanma modu düğmesi. Kıpırdama. Kaplanların içeri çekilebilen pençeleri var. İhtiyaçları olunca çıkarıyorlar. Pençeler içeri dışarı hareket etmelerini sağlayan bağ dokularıyla kaslara bağlı. İçeri çekilebilir. Ah neyse, çalıştığını öğrendik. Yardımcı olduğuma sevindim. Kaplan yakaladık Donita. Evet Dabio. Evet yakaladık. Ve burayı da çok sevdim. Ah evet, tam benim tarzım. Dabio, uydu bağlantısını hazırla. Eşyalarımı getir. Yeni kaplan modellerimi buradan duyuracağım. İşim bittiğinde herkes kaplan çizgileri giyecek. Tamam. İşte işin ustasından bir şey öğrenme fırsatı. Şuna bak. Ormanın içinde sessizce akarcasına ilerliyor. Kaplan gibi hareket etmemiz gerek. Sessiz ve kontrollü. Oh, şuna bak. Bütün algıları açık. Hiçbir şeyi kaçırmıyor. Bütün duygularımızı kaplan gibi kullanmamız gerekiyor. Garip. Kokluyor. Ama ben hiç koku duymuyorum. Kaplanların koku alma duyusu bizden çok daha iyi. Aa, sence bir koku mu aldı? İşte cevabın. Bir geyik. Geyiğin de duyuları çok açık. Ve tetikte. Oo. Ama kendini izleyen bir kaplan olduğundan habersiz. Muhteşem. Ormanı bu kadar tanıması inanılmaz. Kaplan gibi düşünmeliyiz o zaman. Ve bazen sessizce oturup kaplan gibi izlemeliyiz. O muhteşem kamuflajla kaplan gerçekten çok yaklaşıncaya kadar bekleyebiliyor. Ve sonra... Dikkat et! Gittiler. Ne oldu? Bilmiyorum kardeşim ama bildiğim bir şey var. Bu hayvan algısı konusunda harika bir dersti. Gerçekten. Chris bak. Eminim yuvaya geri dönüyordur. Gel hadi. Kaplan olmak gerek. Martin, sen de duydun mu? Aferin Chris. Şu tarafta. Güzel gördün Martin. Burada bir şey var. Camo, burada ne yapıyorsun? Martin, ne yaptığımı fark ettin mi? Evet, hayvan algımız. Sanırım geri geliyor. Ve benim hayvan algım bana burada bir şeylerin yolunda olmadığını söylüyor. Kraliçe gizli. Gidiyor. Gel Camo, anneni takip edelim. Kaplan yavrusu Shaw. Pozla.
Kaplan yavrusu şapka. Ha? Mankenler, pozisyonu. Aferin. Şimdi buraya getir. Yanılmamışız. Oh evet. Kesinlikle hayvan algılarımız geri geldi. Ama şimdi Kamon'un annesini geri almamız gerek. O bize yardım etti. Şimdi yardım etme sırası bizde. Bunu sevdim. Kaplan çizgileri son moda. Yakın çekime hazırım Dabio. Evet, tamam Donita. Hazır. Merhaba sevenlerim. Ben Donita Donata. Hindistan'dan son hayvan modasını bildiriyorum. Bu sene çizgiler çok moda. Kaplan çizgileri. Cidden mi? Onu durdurmalıyız. Ama o mankenleri atlatmanın bir yolunu bulmamız gerek. Buralarda olmaları lazımdı. Merhaba. Tekrar. Kendimiz olduk. Görebiliyorum. Alın. Sağ ol Aviva. Tam vaktinde. Kaplan gücü diskini tak. Kaplana dokun. Bengal kaplanı gücü aktif. Harika. Evet. Şimdi güzel oldu. Keskin algılar. Güçlü, atletik bir vücut. Gizlilik. Kamuflaj. Her şey var. Şimdi bize bir plan lazım. Evet, çizgi sezonu. Şapkalar, şallar, kilimler, her şey kaplan çizgili. Önceden sipariş vermeyi unutmayın. Ve oldu Donita. Güzel. Şimdi toplayabildiğimiz kadar kaplan toplamamız lazım Dabio. Şu mankeni gördün mü? Yakalaması için onu yollayabilirsin. Evet, kaplan yakala. Sen manken git ve gitmiş Donita. Hayır, şimdi buradaydı. Pekala, o zaman şunu yolla. Tamam, hemen Donita. O da gitmiş Donita. Ne? Nereye gidiyorlar? Yeter. Mankenler gelin. Pekala Kret kardeşler. Oralarda bir yerlerde olduğunuzu biliyorum ama sizi göremiyorum. Ortaya çıkın. Pozisyonu. Şapkama karşı koyamayacağını biliyordum. Şimdi şu yeşil kardeşin nerede? Donita, kaplanlara bunu yapamazsın. Gezegendeki en güzel vahşi kedilerden biri. Kesinlikle canım. Hayır, o çizgiler sen kendini önemli hissedesin diye değil. Kamuflaj için. Kaplanın güvende kalmasını sağlıyor. Donita, bütün kaplanların çizgilerinin birbirinden farklı olduğunu biliyor muydun? Doğru. Bu harika. Moda tasarımlarımdaki hiçbir parça birbirinin aynı olmayacak. Merak etme Kamo. Kret kardeşler bu işi halleder. Herkes eşsiz olacak. Orada yakalayın. Gel bakalım Donita. Kaplan gücü sadece kamuflaj ve gizlilik değildir. Sürat ve çeviklik de var. Ve güç. Poz kürüme ulaşmasına izin vermeyin. Bunu kaplanlar için yapmam lazım. Kaplan gücü. Sonunda kurtuldum. Kenara çekil. O yavruları ben alayım Donita. Senin daha büyük bir problemin var. Başka bir araç lazım mı?
Bengal kaplanlarınız sizin olsun. Çizgiler çok demode. Annene dön. Başardık. Kaplanlar güvende, doğada özgürce yaşıyorlar. Ve biz de hayvan algılarımızı geri kazandık. Oh, ve onun sayesinde her zamankinden daha keskin. Ben hayvan görevi başarılı diyorum. Şşş, çalılar. Ne? Orada bir şey yok. Brad! Onsuz gidemezdik ya. Başka bir hayvan macerasında tekrar ihtiyacımız olabilir. Bengal kaplanının muhteşem güçlerini anlamamıza yardım etti.